kardeşlerim, Kıbrıs Türk toplumunun ezici çoğunluğu Kıbrıs'ta iki toplumun barış içinde yaşamasını istediğini her fırsatta göstermiştir. Vatandaşın yurdun idaresine iştirak etmesi, yurdun idaresinde söz ve mürakabe hakkına sahip olması vatandaşlık ve demokratik ödev ve haklarındandır. Fakat bu devlet idaresinin normal çalışmasına engel olmayı, devletin ve yurdun idare mekanizmasına mayın koymaya hakkımız olduğu anlamına gelemez. Denktaş ve kafadarları kendi siyasi iktidarlarını tatmin etmek ve ustaları olan sömürgecilere faydalı hizmetlerde bulunmak için millete yalan söylediler ve toptan katliam gibi demagojilerle halkın temiz milli hislerini istismar ederek 30 kardeşimizi yerinden, yurdundan, köyünden kaldırarak toplumumuzu bugünkü feci duruma sürüklediler. Denktaş ve Türkiye'de ele geçirdiği kafaları, kafadarları siyasi katlişlerini tatmin etmek ve ana vatanı tekrar ortaçağ karanlıklarına dönmek için Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmak demagojisiyle Türkiye halkının milli hislerini istismar